Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 soru, 5 çözüm. YKS 2023 için hazırladığımız hem TYT hem de AYT arkadaşlarım 5'er soru çözüm serisinde bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel 5 tane TYT sorusu çözeceğiz. Sınavda karşınıza çıkması muhtemel olan sorular, sevgili arkadaşlarım, bu sorular. Özenle seçildi. Hangi yayınlar var? Metin yayınları, 3-4-5 yayınları var. Bir de sevgili arkadaşlarım, kendi yazdığım kitaptan seçtiğim sorular var. Ekstradan farklı yayın evleriyle de görüştüm. Birkaç video sonrasında sevgili arkadaşlarım, birkaç PDF sonrasında sizler de yine o yayınlarında sorularını bu videolarda göreceksiniz diyelim ve vakit kaybetmeden dersimize geçelim. İlk sorumuz 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan arkadaşlar. Güzel de bir soru. ÖSYM'nin sevebileceği bir türde soru. Para icat edilmeden önceki dönemlerde alışverişler değiş tokuş usulüyle yapılırdı. Yani takas yöntemi kullanılırdı denmiş. O dönemde kasap ve çiftçi arasında da şu şekilde bir konuşma geçmiş. Benim 3 kilo ete ihtiyacım var demiş kasap, pardon çiftçi, karşılığında sana 7 kilogram fasulye vereceğim demiş. Yani demek ki 3 kilogram et arkadaşlarım 7 kilo fasulyeye eşit oluyormuş. Pekala. Kasap da demiş ki benim 3 kilo fasulye ve 7 kilo buğdaya ihtiyacım var demiş. 3 kilo fasulye ve 7 kilo da buğdaya ihtiyacım var demiş. Ve çiftçi de demiş ki o zaman bu istediklerine karşılık 4 kilo et vermelisin. Yani 4 kilo et 3 kilo fasulye artı 7 kilo buğdaya tekabül ediyormuş. Şimdi elimizde bizim bir şu eşitliğimiz var, bir de bu eşitliğimiz var. Bizden istenen eşitlik ne acaba? Bu da şu. Bu konuşmalar dikkate alındığında 19 kilogram et almak isteyen çiftçi kasaba kaç kilo buğday vermelidir? Yani 19 kilo et, hemen yazalım. 19 kilogram et acaba kaç kilo buğday demek istiyor? Pekala. Şimdi biraz düşünelim. Biz burada sevgili arkadaşlarım E ile B'yi bizim kıyaslamamız gerekiyor. E ile B arasındaki bizim muhabbeti anlamamız gerekiyor. Peki, şimdi ben şuradan şunu çeksem ve desem ki burada 7 kilo fasulye 3 kilo ete eşitti. Ben F'yi yalnız bıraksam burada. F eşittir 3 bölü 7 et yapacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında ise şurada F gördüğümüz yere bu 3 bölü 7 E'yi yazsak. 3 kere 3 bölü 7 9 bölü 7 yapar. 9 bölü 7 E oldu artık burası. Artı 7 de buğday var eşittir. 4 kilo ete eşit arkadaşlarım. Daha sonrasında işte 9 bölü 7'yi bu tarafa gönderirseniz 7 kilo buğday eşittir. Bakın 4'ten 9 bölü 7'yi çıkaracağız ki bu da bize 4 kere 7 28 olduğu için 28'den 9'u çıkardınız. 19 bölü 7 et yaptı arkadaşlarım. Şimdi ne istemişti bizden? 19 kilo eti istemişti. Yani şu e'nin 19 katı isteniyor. Burada zaten 19 e var ama bir de bölü 7'si var. Bu bölü 7'yi karşıya gönderirseniz 49 kilo buğday eşittir 19 kilo ettir deriz. Yani arkadaşlarım 19 kilo etin karşılığında 49 kilo buğday alınmalı. Cevabımız B seçeneği olmalıydı. Yine 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru ve yine ÖSYM'nin çok ama çok sevdiği türden bir soru. Aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de aynı oda ve aynı masa üzerinde eş pizza kutuları üst üste koyulduğunda üstteki kutuların tavana uzaklıkları A, B, M ve N değerleridir. A artı B'nin 300, M artı N'nin 318 santimetre olduğuna göre boş masanın üzerine tavana kadar en fazla kaç tane pizza kutusu koyulabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Burada arkadaşlarım A ile B'nin toplamının üzerine bakın. A ile B'nin toplamının üzerine gidip burada kaç tane pizza kutusu var? 5. Burada kaç tane? 2 tane. Yani 7 tane pizza kutusu dersek o halde bu neye eşit olacaktır? Tavan uzunluğunun 2 katına. 2 tane tavan olacaktır arkadaşlar. Ekstradan yan tarafa bakacak olursanız M ile N'nin toplamının üzerine bakın 3 tane pizza kutusu, bir tane de burada var. 4 tane pizza kutusu konulduğu takdirde bu da 2 tane tavana eşit oluyor. Pekala, şimdi A ile B'nin toplamının 300 olduğu dile getirilmiş. M ile N'nin toplamının 318 olduğu dile getirilmiş. O halde ben diyorum ki 300 artı 7P eşittir 318 artı 4P diyebiliriz. Buradan 300'ü bu tarafa, 4P'yi diğer tarafa gönderirseniz 3P'nin arkadaşlarım 18 olması gerektiğini ve P'nin yani bir pizza kutusunun aslında 6 santimetre olması gerektiğini anlayabiliriz. Pekala. Bir pizza kutusu 6 santimetreydi, unutmayalım.
Şurası kaçtı arkadaşlar? 300'dü. 7P nedir o halde? 42'dir. 300 artı 42 bana 2 tane tavan uzunluğunu verecek. Yani 342'yi verecek. O halde bir tavan uzunluğu, yani yerden yüksekliği diyelim, masadan tavana kadar 342'yi 2'ye bölerseniz bu da sevgili arkadaşlarım bize 171'i verecek. Yani bizim masamızın tavana kadar olan kısmı, masanın üstünden tavana kadar olan kısmın biz 171 santimetre olması gerektiğini öğrendik şu an. Peki bir pizza kutusu kaç santimdi? 6 santimetreydi. O halde 171'i ben 6'ya bölersem, ki tam bölünmek zorunda değil, kaç tane pizza kutusu koyulabilir diye sorulmuş. 17'nin içerisine 2 defa 2 kere 6 12 çıkardım 5. 51'in içerisine 8 defa 6 kere 8 48 çıkardık 3. Ve görüldüğü üzere artık bölme işlemi bitti. Yani 28 tane pizza kutusunu koyduktan sonra 3 santimetre daha boşluk kalıyormuş. Ama oraya maalesef ki artık bir pizza kutusu daha koyulmuyor. Demek ki toplamda 28 tane pizza kutusu konulabilir üst üste. Bu da yine tekrar ediyorum 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığım ve sınava gerçek anlamda çok yakın olan bir soruydu arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzda Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru arkadaşlarım. Ve yine ÖSYM'nin özellikle TYT kısmında gerçekten çok sevdiği, hatta ve hatta bu soruyu sadece TYT ile sınırlandırmamak gerekiyor. AYT'de de karşınıza, hani AYT'nin o ilk 10 sorusu var ya, orada da karşınıza çıkabilme niteliğine sahip bir soru. N 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere KNX ifadesi X doğal sayısının N doğal sayısına bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A, B, C, C, A, B ve B, C, A 3 basamaklı sayıları için A, B, C'nin 4 ile bölümünden kalan 3, C, A, B'nin 5 ile bölümünden kalan 0 ve B, C, A'nın 9 ile bölümünden kalan da 7 olarak verilmiş bize. Buna göre A çarpı B çarpı C'nin 7 ile bölümünden kalan soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada C, A, B'nin sevgili arkadaşlarım 5 ile bölümünden kalanın 0 olması gerektiğini anlıyoruz ki burada B sayısı, B rakamı ya 0'dır ya da 5'tir. Ama B sayısı 0 olamaz diyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlarım bize bakın şurada B rakamı BCA 3 basamaklı sayısının yüzler basamağı. O halde 0 olamaz. B 5'miş bu kesin. Şimdi B 5 ise A, 5, C 3 basamaklı sayısı için bakıyoruz. Şurası için bakıyoruz. 4 ile bölümünden kalan 3'müş. Yani bu demek oluyor ki bir sayıyı 4 ile bölümünden kalanın kuralını bilmek gerekiyor. Son 2 hanesine bakıyorduk. Son 2 hanesindeki 2 basamaklı sayımız, yani 5C'nin 4 ile bölümünden kalanın 3 olması şart. Peki bu nasıl sağlanır? Bakın ben söyleyeyim size. A, 5, 1 iken sağlanır. 51'in 4 ile bölümünden kalan 3'tür. A, 5, 5 iken sağlanır arkadaşlarım. Ve A5 9 iken sağlanır. Yani 3 tane sağlayan C var. Ama ne demişti? ABC birbirinden farklı demişti. O halde arkadaşlarım A5 5 olmasına imkan yoktur. Çünkü 2 tane 5 kullanılmış olur. Yani bizim C sayımız ya 1 ya da 9 olacak. Ve son olarak BCA'nın sevgili arkadaşlar 9 da bölümünden kalanın 7 olması istenmiş. 9 da bölünme kuralı neydi? Rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Şimdi şuraya bakalım. Bunun rakamları toplamı A artı 6'dır. Bunun rakamları toplamı da A artı 14'tür. Ve 9 da bölümünden kalanın 7 olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. 9 da bölümünden kalanın 7 olması gerekiyor. 9 da bölümünden kalan 7 olacaksa burada A'nın tek bir ihtimali vardır. 1'dir. Burası 9 da bölümünden kalan 7 olacaksa arkadaşlarım. Bakın burası 14 ve zaten hali hazırda 9 da bölümünden kalan 5'ti. O halde A'nın 2 olması gerekiyor. Yani buradaki sayımız 259. Şöyle gösterelim. Şuradaki sayımız arkadaşlarım 151, ki 151'i eleyebilirsiniz artık. Sebep, çünkü rakamları birbiriyle aynı. Yani bizim sayımız 259'muş. Yani A2, B5 ve C, pardon, doğru mu yapıyoruz? Aynen doğru yapıyoruz. A2, B5 ve C 9'muş. ABC çarpımı 2 çarpı 5 çarpı 9'un, yani sevgili arkadaşlarım 90'ın 7 ile bölümünden kalan soruluyor bize. Ki 90'ın 7 ile bölümünden kalan 6'dır. O halde cevabımız da E şıkkıdır diyeceğiz. Dördüncü sorumuz Metin Yayınları yine TYT soru kitabından arkadaşlarım. Devamlı tırmanılarak gidilen bir yolun şekil 1'deki yol haritasında yol üzerinde bulunan şehirler arasındaki mesafeler, şekil 2'de levhalarda bu şehirler arasındaki yolların eğimleri veriliyor arkadaşlarım.
Mesela AK arası 20 kilometre ve AK arasında %10 eğimli bir yol var. KL arası 80 kilometre ve KL arası %20 eğime sahip. LB arası 40 kilometre ve burası da %30 eğime sahip. Sabit bir hızla eğimli bir yolda hareket eden bir otomobilin yakıt tüketimi, eğimsiz bir yolda tükettiği yakıta göre eğim oranında artmaktadır. Bakın, sabit bir hızla eğimli bir yolda hareket ediyorsak arkadaşlarım, bir otomobilin yakıt tüketimi neyle orantılıymış? Eğimsiz bir yolda tükettiği yakıta göre eğim oranında artıyor arkadaşlar. Buna göre A kentinden B kentine sabit bir hızla bu otomobilin tükettiği toplam benzin miktarının aynı mesafeyi aynı sabit hızla eğimsiz olarak aldığında tüketeceği toplam benzin miktarına oranı kaç olur diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Normal yakıt tüketimimiz, yani düz bir yolda, eğimsiz bir yolda yakıt tüketimimiz her kilometrede 10K kadar olsun. O halde AK arasında bu tüketim eğim oranında artıyorsa %10 artacaktır ve 11K olacaktır. KL arasında bu tüketim 12K, LB arasında bu tüketim 13K olacaktır. Daha sonrasında AK arasına bakıyoruz, 20 kilometre. Şimdi normal şartlar altında 20, 80, 100, 140, 140 kilometrelik bir yolda, eğimsiz bir yolda 10K kadar tüketeceksek toplam yakıt tüketimimiz bu olacaktı eğimsiz yolda. Ama eğimlerle birlikte ne kadar tüketiriz buna bakalım. Bakın, burası 20 kilometre ve her kilometrede 11K tüketeceğiz. Yani 220K tüketeceğiz. Her kilometrede 12K tüketerek 80 kilometre gidiyorsak 80 çarpı 12'den 960K tüketeceğiz arkadaşlarım. Ve daha sonrasında her kilometrede 13K tüketerek 40 kilometre boyunca 4 kere 13'ten 520K da burada tüketeceğiz. Ve bunları toplayacağız. Toplarsanız 0, 0, 14, 16, 17 gelir. 1700K bir yakıt tüketeceğiz. Şimdi tükettiğimiz yakıt miktarı 1700K. Eğer yol eğimsiz olsaydı bunu 140 çarpı 10K olarak tüketecektik ki burada K'ların direkt gittiğini görüyorsunuz. Sıfırların da direkt gittiğini görebiliriz. O halde 17 bölü 14 bize cevabı verecekti. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Ve son sorumuz SML Hoca TYT video ders kitabından arkadaşlarım, ki benim yazdığım bir sorudur. Gökçe bilgisayarındaki bir dosyayı C diskinden D diskine kopyalamıştır. Kopyalama işlemi için x saniyelik bir hazırlık süresi vardır. Burada sevgili arkadaşlarım iki tane görsel verilmiş. %0'ı kopyalanmış bakın. Kopyalanan %0 ama kalan süre 240 saniye. Şimdi buraya bakıyoruz. Kopyalanan %20 iken kalan süremiz 160 saniye. Yukarıda verilen bilgilere göre x en az kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kalan süremiz 160 saniye. Peki bu kalan süre neyin kalan süresi? Kopyalanacak olan %80'lik dosyanın kalan süresi. Şimdi o zaman şöyle diyelim. %80'i 160 saniye sürecekse bunun %100'ü kaç saniye sürerdi diye soralım. Bakın, bu bunun iki katıysa sayısal olarak, iki katı o zaman 200 saniye sürecekti. Pekala, yani bizim 200 saniye boyunca bir kopyalama işlemimiz var. Ama burada demiş ki %0'ı kopyalanmışken, yani daha hiç başlamamışken 240 saniye kalan süre gösteriyorsa, demek ki arkadaşlarım buradaki 40 saniyelik fazlalık bize neyi veriyor? Hazırlık süresini veriyor. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. 5 tane birbirinden güzel TYT sorusu çözdük arkadaşlarım. Bir sonraki videoda 5 tane yine birbirinden güzel ve tamamıyla sınava yönelik olan 5 tane AYT sorusu çözeceğiz. O videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.